Koku alamama nedenleri iki ana grupta toplanabilir. Bunlardan bir tanesi periferik, yani burun ile kaynaklanan nedenler. Bir diğeri santral, yani beyinden kaynaklanan nedenler. Burada da 3 tane en sık koku alma bozukluğu yapan neden karşımıza çıkar. Üst solunum yolu enfeksiyonları, burun ve sinüs hastalıkları ve kafa travmaları en sık koku alma bozukluğu yapan nedenlerdir. Bunun dışında ekstra olarak bir takım nörolojik hastalıklar, Alzheimer, Parkinson bir takım gibi nörolojik hastalıklar, bununla beraber bir takım toksik maddelerin solunması, özellikle endüstriyel ortamlarda çalışan işçilerde gördüğümüz koku alma kaybı veya bir takım meslek hastalıklarında ortaya çıkan koku alma kaybı. Bunun dışında doğumsal olarak, sendromik olarak ailede ortaya çıkan koku alma bozuklukları ve bunun genetik olarak diğer bireylere, ailenin diğer bireylerine aktarılması. Bunun dışında bir takım ortam değişimlerinde ortaya çıkan, özellikle yüksek irtifaya çıktığımızda veya hava değişimlerinin yoğun olduğu ortamlarda ya da yaşlanma ile birlikte ortaya çıkan koku alma bozukluğu nedenleri en sık karşımıza çıkan koku alma bozukluğu durumlarıdır.